AKP'li troll Mert Armağan'ın yayınında başka bir troll olan Nevzat Kaya, Ekrem İmamoğlu'nu bildiğiniz ölümle tehdit etti. Dişe dişse diş, kan akan sakan. Vermeyi semşerim. 1800 neler geçti. Şunlar bunlar geçti. Ekrem İmamoğlu zannetmesin ki o aitlerin o şerefsizlerin oylarını alarak Cumhurbaşkanı olacak. O, olacak. Suçsa suçtur. Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz, yaşatmaz. AKP'de seçimden sonra zaten troller birbirine girdi. Ortalık baya bir karıştı. Buna başka bir zaman değineceğim. Ama söylemler de bir o kadar saçmalaştı. Şimdi izlediğiniz üzere Mert Armağan'ın da tamamıyla tepkisizliğiyle bir kişi yayında İstanbul'un belediye başkanını tehdit ediyor. Bir de it köpeğin oy verdiğinden bahsediyor. O it köpek acaba kim? Şimdi hem halkı kin ve düşmanlığa serketme suçu var hem de hakaret suçu var. Herhalde ben bugün AKP'li herhangi bir siyasetçiyi bu şekilde tehdit etsem eminim beni evimden alırlardı. Keza böyle şeyler demenize gerek bile yok. Ben Erdoğan'a geri vites dediğim için soruşturma başlatılmıştı hakkımda. Evet bildiğiniz bunu hakaret olarak algılamışlar ve bayağı polise gidip böyle geri vitesin nasıl hakaret olmadığını açıklamaya çalıştığımı hatırlıyorum. Şimdi burada alenen bir tehdit var. Tamam troller gerçekten kudurdular, birbirlerine de atıp tutmaya başladılar. Ama belli ki işin suyunu çıkarmışlar. Bakalım hükümetimiz, yüce devletimiz bu konu hakkında da bir aksiyon alacak mı göreceğiz. Bu arada ben Tayyip Erdoğan olsam bu trollerin maaşını komple keserdim. Şu an gerçekten AKP'ye zarar dışında hiçbir şey vermiyorlar. Çünkü bu tarz radikal söylemleri halkın hiçbir kesimi kabul etmez. Bir AKP'li bile kabul etmez yani şu sözleri. Yani hem partiye zarar veriyorlar hem fonları Erdoğan'ın bu konudaki planı ne bilmiyorum. Peki bu gibi herifler, bunu canlı yayınına kabul edenler, canlı yayınında söyledikten sonra da tepki vermeyenler ya da bütün bu trolllerden bahsediyorum. Niçin bu kadar radikalleşiyorlar? Niçin bir insanın ölümüne dahi, yani tavuk öldürmek gibi sanıyorlar herhalde, mevzuyu götürebiliyorlar, o işler geçti, Cumhurbaşkanı olamaz gibi laflar kullanıyorlar. Yaşatmayız diyorlar. Arkadaşlar bunun sebebi bu kadar beleşçiliğin, rantın döndüğü bir noktada. Eğer sen de pastadan kendine bir pay alıyorsan ve bu aldığın pay dışında hiçbir şey yoksa mesleğini, işini, gücünü bırakmak istemezsin. Çünkü o musluğun bir kere daha açılmayacağını bilirsin. O yüzden troller biraz birbirine girdiler. Çünkü maaşları, muslukları kesilebilir. O yüzden de radikalleşiyorlar. Ve bu kaybettikleri ilk seçim ha. Yani daha büyük seçimler kaybedilince acaba ne diyecekler? Ha ben size söyleyeyim. Artık diyemeyecekler. O yüzden zaten şu an sesleri çok fazla çıkıyor. Çünkü ipin ucunda olduklarını anladılar. Yoksa normal şartlar altında siyasetle ilgilenen herhangi bir insanın demokrasiye olan bakış açısı çok nettir. Eğer bir insan oy çokluğuyla bir şekilde başa geçerse tüm millet bunu kabul eder. Ama işte trollerin geldiği nokta bu. Mert Armağan da yayını silmiş YouTube'dan gelen tepkilerin üzerine. Tabi bu bence dava açılmaması için bir sebep değil. Özür de dilemiş. Ama bunlar tabii ki boş arkadaşlar. Sen canlı yayında böyle bir şey söylendiğinde direkt müdahale etmiyorsan demek ki sen de bilinçaltında hemen hemen aynı şeyleri düşünüyorsun. Sadece bunu başka birisi ifade etti ve sen de söylemesine izin verdin ki sen oradaki moderatörsün. Anlayacağınız daha seçimin birkaç gün sonrasında bu kadar iğrençleşebildiler. E tabi direkt Ekrem İmamoğlu'nu hedef alıp ona sallamalarının sebebi de aslında Ekrem İmamoğlu'nu en büyük rakip olarak görmeleri. Farkındaysanız Mansur Yavaş'ı bu kadar net bir şekilde eleştiren ve sürekli üzerine giden bir trol göremezsiniz ama İmamoğlu konusunda bu farklıdır. Çünkü biliyorlar ki bir dahaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun aday olması çok olası. O yüzden bir sonraki hem de bu sefer Kılıçdaroğlu gibi de olmayacak son derece güçlü rakiplerine ki İmamoğlu birkaç defa yendi AKP'yi iyi bir şekilde hazırlanmak istiyorlar. Bu hazırlığı da ölüm tehdidini bile katarak yapıyorlar. Bu bu arada bu olaydan sonra mı tam seçimden sonra mı bilmiyorum ama yayıncı arkadaş AKP'den de istifasını vermiş. Durumlar böyle. Tabi bazen yapıyoruz birkaç farklı konuyu tek podcast'te değerlendiriyoruz. Bu da öyle olacak. Timecode'dan istediğiniz bölüme ulaşabilirsiniz. Diğer bir konumuz da Jahreyn'in Şeyh Said'e hakaret mevzusu. Böyle bir tweet atmış. Selam karakoldayım Şeyh Said'in anısına hakaretten. Bu iddianameyi düzenleyen savcı bu cumhuriyetin savcısı mı yazmış. Şeyh Said'e ettiği iki tane küfürlü söz var. İsterseniz iddianameyi okuyabilirsiniz. Evet normalde bu herifi konu etmeyecektim ama Jare'nin bu tarz durumlara maruz kalması gerçekten mutlu ediyor beni. Çünkü bu gibi herifler bozdukları kantar tarafından tartılıyorlar. Herhalde YouTube Türkiye'de ifade özgürlüğü üzerine en çok konuşan insanlardan biri olabilirim. Bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu ve refahla nasıl bağdaştırabileceğimizi defalarca kez anlattım. Ve prensip olarak bugüne kadar bana edilmiş hiçbir hakarete, küfre, dava falan açmadım. Çünkü ben bunları çok boş işler olarak görüyorum. Kağıt israfı. Bir insan birine hakaret etti diye bunun üzerine duruşmalar, mahkemeler, para cezaları falan böyle şeyler olmamalı. Bunları aşmalıyız insanlık olarak. Ben böyle düşünüyorum. Siyasetçilere tutumum daha da farklı. Onlar çok daha sert bir şekilde eleştirilebilmeli ve bütün bu eleştirileri göğüsleyebilmeliler. Nasıl bir futbolcu sahaya çıktığında bazen protestoya uğruyor ve 50 bin kişi birden bir anasına babasına sövüyor. E futbolcu gidip de 50 bin kişiye dava açmıyor. Çünkü halka mal olmuş bir insan. Tabii ki sporun içerisinde bu tarz pis şeylerin olmasını ben de istemem ama gerçekler böyle. Yani burada küfür ve iyi bir şey olarak gösterme olayım yok. Tamamıyla bunun özgür olmasını istemem durumum var. Politikacılarda böyledir. Bunları göğüslemeleri gerekir. Keza sen benim paramı kullanıyorsun zaten. Bana karşı ayrıca dikkatli olman gerekir. Ve ayrıca seni sert eleştirdiğimde bunu algılayabilmen gerekir. O yüzden benim küfür ve hakarete bakış açım bu tarzdayken Jahrin gibi her küfre hakarete dava açan bir insanın başka birini hakaret ettiği için bu şey seyit olabilir başka bir şey olabilir umurumda bile değil. Soruşturmaya maruz kalması dediğim gibi kendi bozlukları kantar tarafından tartılmalarıdır. İnsanlar Erdoğan hakkında konuştuğunda Atatürk hakkında konuştuğunda Bakın burada benim hassaslarım da olabilir, senin hassas değerlerin de olabilir. Fark etmez. Herkesin bir kırılma noktası var. Kimisinde çok esnek, kimisinde hiç değil. Ama bunun ortasını belirleme şansımız yok. Belirlemeye çalıştığımızda daha da baskıcı bir noktaya gidiyor. O yüzden bırakın da insanlar istedikleri şekilde konuşsunlar, ifade etsinler. Emin olun çözümlere daha rahat ulaşırız. Sen de yayıncı arkadaş zamanında ben de dahil pek çok kişiyi aslında ifade özgürlüğünü savunurken biz pek çok ithamla suçladın. Yok bana tarikatçı falan dedin. Niye tarikat meselesine çok realist baktığım için mi? Sarmadı herhalde seni Elinde hiçbir kanıt yok Kitleni manipüle ettin E şimdi de şeyh seyit muhabbetiyle uğraşıyorsun O bahsettiğim kantarı bozmasaydınız Şu an herkes istediğini söyleyebiliyor olacaktı O zaman bu savcıyı da eleştirebilecektin Zaten sana da böyle bir soruşturma açılmamış olacaktı İkinci meseleye dair de yorumlarım bu şekilde Üçüncü meselemiz Bence gerçekten komik Ama size pragmatist milliyetçilik hakkında Bir şeyler anlatmak istiyorum Sinan 6 milyon liralık otomobilini beğenmemesi Video şu şekilde Otomobiliniz neydi? Mercedes smart otomobildir 6 milyon liraya alınmış bir otomobildir. Ee, Türkiye'de bu seviyeye gelmiş bir siyasetçinin bindiği otomobilin normalde çok daha iyisinin olması lazım. Ama benim imkanım buna yettiği için bunu arkadaşlardan biri yerde bunu Şimdi Sinan hayatımıza nasıl girdiğini biliyorsunuz. Niçin girdi tartışılır ama nasılı net bir şekilde belli. Ümit Özdağ'ın hayatında verdiği en yanlış, en kötü kararlardan birisi olabilir. Milliyetçilerin utanç kaynağı. Adam bildiğiniz AKP safına geçti ve pragmatist milliyetçiliği oynadı. Şimdi nedir bu? Faydacı milliyetçilik diye çevirebiliriz. Şimdi milliyetçilik din gibi unsurlarda insanları çok kolay konsolide edebilirsin ve bir grup içerisine toplayabilirsin. Onlara bir bayrak verirsin, bir isim tanırsın ve böylelikle onları oraya kendini ait hisseder ve ait hissetme hissi insanın çok normal ve ilkel bir dürtüsüdür. Olması gerekir insanı rahatlatır. Doğal olarak milliyetçilik din gibi duygularda ağır yaşanır ve herhangi bir işte duygular çok ağır basıyorsa bazen mantık, akıl kaybedilebilir. Bu herhangi bir şeyde de olabilir. Çok aşıksan da mantığın aklını kaybedebilirsin. Bir dinin aşırı radikaliysen de atıyorum bir terör örgütüne katılabilirsin sırf dinini savunma adına. Yani bunlar insanı gruplaştırmak için bazen bir arada tutmak için güzel unsurlar gibi gözükse de çoğu zaman tehlikeli de olabilir. Sinan o anda bunu oynadı. Dedi ki ben milliyetçiyim dedi. Babalaya falan çıktı. İnsanlar beğendiler. Hatta %5'e yakın oy aldı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Belki bir mucizeyle Cumhurbaşkanı bile olabilirdi. Sonrasında milliyetçilerden aldığı destekle birlikte kendine bambaşka bir hayat inşa etti diyebiliriz. İngiltere'lerde takılmaya başladı. Mercedes arabasını beğenmedi ve kendini hükümetin içerisinde buldu. Söylediği sözlerin hepsinden geri döndü ve resmen konsolide olmuş ona inanmış gruba bakıp gülümsedi. Sonra sonrasında 6 milyon liralık Mercedes beğenmediği arabasını sürmeye devam etti. O grupta öyle baka kaldı. Anlayacağınız bazı siyasetçilerin bazı ideolojilerine çok inanılmaz, çok güvenilmez. Bunların güvenilmemesinin çok fazla sebebi vardır. Bu sadece o tarz vaziyetlere bir örnektir. Evet bugünün üç konusu bu şekildeydi. Sinan arabasından Jahreyn'in olayına ve tabii ki İmamoğlu'nun tehdit edilmesine kadar hepsini konuştuk. Sizlerin de konulara dair yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere ve hoşça kalın